İş güvenliği uzmanlığı sınavı için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi hap bilgiler geçti elime. Özet bilgiler, anahtar bilgiler. 30 Eylül 2013 tarihinde güncellenmiş. Kariyer Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları hazırlamış. Ben başka arkadaşlarımın gönderdiği iletilerden buldum. Biraz kontrol ettim, güncel görünüyor ama siz de dikkatle dinlersiniz. Benim de herhangi bir ticari amacım olmadığı için okumakta sakınca bulmuyorum. Kendilerine çalışmalar için teşekkür ediyorum. Şimdi sırayla okumaya başlayalım. İş yerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi. Kapatılmadan önce iş yeri bölge müdürlüğüne 30 gün içinde bildirilecek. Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan iş yerine 6 iş günü içerisinde işveren itiraz edebilir. Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan iş yerine işveren 6 iş günü içinde itiraz edebilir. İşveren, işçilerin işten ayrıldıktan sonra dosyalarını 15 yıl süreyle saklar. İşveren işçilerin dosyalarını 15 gün süreyle saklar ama kansere dönüşen asbest vesaire ise 40 yılda biliyorsunuz. Borçlu şirket alan işveren ve veren işveren borçlara karşı yükümlülüğü 2 yıl sorumludurlar. Hem borçlu şirketi satan kişi hem alan kişi borçlara karşı 2 yıl sorumludurlar. Çağrı üzerine çağrılan bir işçi haftalık 20 saatten az çalıştırılamaz. Çağrı üzerine çağrılıyor, işini gücünü bırakıp geliyor. 20 saatten az haftalık çalıştırılamaz çağrı üzerine çağrılan bir işçi. İşverenin meydana gelen iş kazalarını kazadan sonra 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmek zorundadır. İşveren iş kazalarını kazadan sonra 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmek zorundadır. İşverenin meydana gelen meslek hastalıklarını öğrendikten sonra yine 3 iş günü içinde SGK'ya bildirme yükümlülüğü vardır. Meslek hastalığını öğrendi, SGK'ya 3 iş günü içinde bildirecek. İşveren bu süre içinde iş sağlığı ve güvenliği kurul raporlarını 6 ayda bir incelemekle yükümlüdür. İş sağlığı kurul raporları var. İşveren bunları 6 ayda bir inceleyecek. İşletme belgesi talepleri 30 gün içinde incelenir. İşletme belgesi talep edildi, 30 gün içinde incelenecek. Maaş ödeme günü 20 gün geçmiş olan eleman iş görmeme hakkını kullanabilir. 20 gün geçtiyse maaşı ödenmediyse iş görmeme hakkını kullanabilir. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler bilgilerini bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. Bakın periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler. Bakın onların periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler. Bakanlığa elektronik ortamda nasıl kayıt yapacaklar? Adlarını, soyadlarını, TC kimlik numaralarını, mezun oldukları okulu, bölümü, tarihi, diploma numarasını, hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarasını, periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanını. Bildirimlerde beyan esastır. Bu kişilere bakanlıkça kayıt numarası verilir.
Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilir ise kayıtları silinir. Beyan edilen bilgiler doğru değilse kayıtları silinir. Kaydı silinenler bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. Kaydı silinenler bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yaptığı başvurular 3 yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. Bu bir ceza süreci. Eğer kaydı siliniyorsa silinme tarihinden itibaren 3 yıl dolmadan yeni kayıt yapılamıyor, askılıya alınıyor 3 yılın tamamlanmasına kadar. Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir. Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporlar demiş. 6331 sayılı kanunun uygulanmadığı yerler. 1. Fabrika, bakım merkezi, dikim evi ve benzeri iş yerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kolluk Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın faaliyetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kolluk ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın faaliyetleri 6331 kanun kapsamında değildir. Ancak bunlara hizmet için kurulan fabrika, bakım merkezi, dikim evi ve benzeri iş yerlerinde çalışan normal işçiler 6331 sayılı kanuna tabidir. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri 6331'e dahil değildir. Afet ve acil durum birimlerine müdahale faaliyetleri. Ev hizmetleri 6331'e tabi değildir. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar tabi değildir. 18 Mayıs sınav sorusu. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar 6331 sayılı kanuna tabi değildir. Hükümlü ve tutuklara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamı yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri 6331'e dahil değildir. İLO'nun sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmesi 161 sayılı. Bunu şöyle hatırlıyoruz. 155 polis imdattı. Buna 6 ekliyoruz sağlık olduğu için. İLO'nun sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmesi 161. İLO'nun 155 sayılı sözleşmesi ulusal politikaların belirlenmesi ve çalışma ortamı hakkındadır. Bunu ben şöyle çağrıştırdım. Ulusal politikaların belirlenmesi ve çalışma ortamında bir PO var. 155 polis imdat, 155'teki PO, ulusal politikaların belirlenmesindeki PO buradan hatırlanabileceğini düşünüyorum. Hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu bir fiilde maddi ve manevi zarar vermiş olan kişinin verdiği zararı tenzil etme yükümlülüğüne haksız fiil sorumluluğu denir. Haksız fiil sorumluluğu. Fiiliyatta haksızlık var ve bir zarar verilmiş. Hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu bir fiilde maddi manevi zarar vermiş. Haksız fiil sorumluluğu. İş sağlığı ve güncelliği konularında mevzuat çalışmasını yapmak İSGGM'nin işidir. İş sağlığı ve güvenliği güncel konularında mevzuat çalışmasını İş sağlığı ve güvenlik
müdür iş sağlığı güvenliği genel müdürlüğünün iştir. Mevzuat çalışmasını yapmak genel müdürlüğün iştir. İSGGM. Ölçüm, analiz, test, kalibrasyon hizmetlerini İSGÜM sunar. İş güvenliği, Enstitü Müdürlüğü'ydü galiba. İSGÜM'deki güm, üm var. Ölçümde de üm var. Ölçüm, analiz, test ve kalibrasyon hizmetlerini İSGÜM sunar. İş teftişleriyle ilgili mevzuat ve istatistikleri ve ilgili mevzuatın uygulanmasını denetleyen İş Teftiş Kurulu'dur. İTK. İş teftişleri, mevzuat ve istatistikler ile ilgili mevzuatın uygulanmasını İş Teftiş Kurulu, İTK denetler. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika programları düzenlemek görevini ÇASGEM yapar. Çalışma hayatı sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika programı, ÇASGEM'in ortasındaki sertifika, çalışma sertifika gibi de düşünülebilir. Programların düzenlemek görevini ÇASGEM yapar sertifika programlarını. Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri tarafından koordinasyonu sağlamak SGK'nın görevidir. Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri tarafından koordinasyonu sağlamak SGK'nın görevidir. Uluslararası Sosyal Güvenlik Örgütü İSSA'dır. International'dan, SAFET'den sosyal güvenlik, sosyallerinin S'si, SAFET'inin S'si, İSSA, Uluslararası Sosyal Güvenlik Örgütü, İSSA. Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu, Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu, İCOH. Kodluyorum İzmir, Ceyhan, Ordu, Hatay. Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu, buradaki komisyonu comisyon olarak düşünüp ortadaki CO'yu onunla çağrıştırabiliriz. İYİ, International ICO. Uluslararası İş Denetim Örgütü, İAL, kodluyorum İzmir, Aydın, Lüleburgaz. Uluslararası İş Denetim Örgütü, işi denetleyen örgüt, İAL. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, ajans, sonunda bir A harfi olsun, ajans. OSHA, OSHA, Ordu, Samsun, Hatay, Adana. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, Sağlık Güvenlik Safeti, OSHA oradan, O'yu da Avrupa olarak düşünelim. OSHA Ajans, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı. Yetişkin bir insanın genel olarak saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı var. Saatte 30 metreküp yetişkin bir insanın temiz havaya ihtiyacı var. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi yılda 2 defa toplanır. Konsey, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, ülkemizde kurulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi yılda 2 defa toplanır. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar ile az tehlikeli işler için en az 8 saat, tehlikeli iş yerleri için en az 12 saat, çok tehlikeli iş yerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenir. Az tehlikeli iş 8 saat, yani bir günlük çalışma süresi kadar eğitim vermek yeterli.
Tehlikeli iş. Daha tehlikeli olduğu için ona 12 saat yani 1,5 günlük çalışma süresi gibi düşünelim. Çok tehlikeli iş, işe girişlerde ve işin devamı süresinde 16 saat yani 2 gün kadar eğitim verilmelidir. Ne konuda? İş sağlığı ve güvenliği konusunda. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri. İş yerinde görevli iş güvenliği uzmanları ve iş hekimleri tarafından eğitimi kim verebilir? 18 Mayıs sınav sorusu. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri tarafından verilir. Kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri. Eğitim vakıfları, kamu kuruluşları tarafından kurulan ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilebilir. 18 Mayıs sınav sorusu. Eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık güvenlik birimleri tarafından verilebilir. OSGB. İSG kurulunun kurulması bir iş yerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu, İSG kurulu kurulması, asıl işverence koordinasyon sağlanır kararların uygulanması için, asıl işveren kurula temsilci gönderir, alt işveren kurula temsilci gönderir, toplam sayısı 50'den fazla ise kurul oluşturulur. Çalışan sayısı toplam 50'den fazla ise kurul oluşturulur. Koordinasyon asıl işverence sağlanır. Alınan kararlar konusunda birbirlerini bilgilendirirler. Devam ediyoruz. FES'in iptali durumunda işveren İşçiyi bir ay içinde yani 30 gün içinde işe başlatmak zorundadır. Feshedildi, işçi işten çıkartıldı ama feshin iptaline karar verildi. Bu durumda işveren işçiyi 30 gün içinde işe başlatmak zorundadır. Eğer ki fesih bildiriminde İşçi itiraz eder ise, iş mahkemesine işe davası için 30 gün içinde dava açmak durumundadır. İşçinin iş mahkemesine fesih itiraz için başvurma süresi 30 gündür. İşe dava, iade davası. Geçici iş ilişkisi en fazla 6 ayda 2 kez yapılır. Geçici iş ilişkisi en fazla 6 ayda 2 kere yenilenebilir. Bunu şöyle hesaplıyoruz. 6 ay çalıştı, bir kez yeniledi, bir 6 ay daha çalıştı, bir kez daha yeniledi, bir 6 ay daha çalıştı. Toplamda 18 ay yapıyor. Geçici ilişkisi en fazla 6 ayda 2 kere yenilenebilir. Denenmek için işe alınan işçi sözleşmesiz en fazla 2 ay çalışabilir. Yani deneme süresi 2 aydır. Sözleşmesiz en fazla 2 ay çalışabilir denenmek için işe alınan işçi. Altı aydan az sürmüş işlerde bildirimden sonra feshedilmesi 2 haftadır. İş 6 aydan az sürmüşse 2 hafta
öncesinden bildirim, fesihten önce 2 hafta öncesinden bildirim yapılma zorunluluğu var. 6 ay ile 1,5 yıl sürmüş ise 4 hafta. 1,5 ila 3 yıl sürmüş ise 6 hafta. Bunu şöyle düşünebiliriz. 1,5 ila 3 yıl uzun bir süreç, bir de 3 yıldan fazla ise de 8 hafta, onu da söyleyelim. Belirsiz iş sözleşmesini 3 yıldan fazla sürdüyse 8 hafta. Şöyle düşünelim. 3 yıldan fazla çalıştı. 8 hafta, 2 ay kadar. Normal. 2 ay öncesi, 3 yıldan fazla, 2 ay öncesinden haber verilecek, feshedileceğine dair. 1,5 ila 3 yıl süre ile 6 hafta, 1,5 ay gibi bir süre, 1,5, buradan da bunu çağrıştırabiliriz. 6 hafta, 1,5 aydır, 1,5 ila 3 yıl arası 6 hafta. 6 ay ile 1,5 arası 4 hafta, 6 aydan az sürmüşse 2 hafta. Yine 18 Mayıs sınav sorusu. İşçi iş kazasından dolayı gelir almak isterse SGK'ya 5 yıla kadar başvurabilir. Kaza yaptı, iş kazası var, gelir almak istiyor. 5 yıl içerisinde başvurabilir. 5 yıl. İş kazalarında iş günü kaybı 7500 gün olarak hesaplanır. İş kazalarında iş günü kaybı 7500 gün, işçinin 7500 gün kaybettiği hesaplanıyor. Bunu şöyle mi diyoruz? 360 gibi düşünürsek 7500 günde kaç gün olur diye bir hesap yapmak lazım. Kaç yıllık bir iş günü kaybı? İş kazalarında. Özel sektörde çalışacak özürlü sayısı 100 kişide 3 kişi, %3. Özel sektörde özürlü 100 kişide 3 kişi çalıştırılmalıdır, %3. Kamu kurumlarında çalışacak özürlü sayısı 100 kişide 4 kişi, %4. Kamu kurumlarında çalışacak işçi özürlü işçi sayısı 100 kişide 4 kişi, %4. Kamu kurumlarında çalışacak eski hükümlü sayısı 100 kişide 2 kişi. Eski hükümlü 100 kişide 2 kişi. Günde en fazla çalışılabilecek saat 11 saat. 11 saatten fazla çalışılamaz günde. Günde en fazla 11 saat çalışılabilir. Yılda fazla mesai 270 saat kadar yapılabilir. Bir yılda fazla mesai 270 saat kadar yapılır. İzin süreleri 1 ile 5 yıl arasında çalışanlar için 14 gün. Daha yeni başladı işe 5 yıl bile olmadı. 1 ila 5 yıl arasında 14 gün izin yapar. 5 ila 15 yıl arasında artık epey bir hizmeti var. 20 gün izin yapar. Yaşı da ilerliyor. 5 ila 15 yıl arasında 20 gün izin süresi vardır. Yıllık izin süresi. 15 yıldan fazla çalışanlar için yıllık izin 26 gündür. 15 yıldan fazla çalışıyorsa izin süresi 26 gündür. Yine 18 Mayıs sınav sorusu. ...18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olanlar için yıllık 20 günden az izin verilemez. 18 yaşından küçük, genç, 50 yaşından büyük, artık yaşlanmaya başladı. Yıllık izin 20 günden az olamaz. Bir işçinin en fazla çalışabileceği gece çalışma süresi dönemi 11 saat. Gece çalışma en fazla 11 saat çalışılabilir gece. Gece çalışacak kişilerin periyodik sağlık kontrolleri normal işçilerde 2 yılda bir defa.
gece çalışacak kişiler periyodik olarak sağlık kontrolünden geçecek ve 2 yılda bir defa bu sağlık kontrolü yapılacak. Gece çalışacak kadınlar ve çocukların periyodik sağlık kontrolleri yılda en az 2 defa. Kadınlar ve çocuklara daha bir hassasiyet var. Onların sağlık kontrolleri yılda en az 2 defa. Gece postasının dinlenmesi gereken süre diğer postaya geçene kadar 11 saat. Diğer postaya geçecek. Dinlenme süresi 11 saat kesintisiz dinlenecek ki yeni bir postaya geçebilsin. 14 yaşını doldurmuş ve ilk öğretimini tamamlamış çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir. 14 yaşını doldurmuş ve ilk öğretimini tamamlamış, yani çocuk işçiler, çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir. En küçük çalıştırma yaşı 15 yaştır. En küçük çalıştırma yaşı 15 yaştır. 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara genç işçi denir. 15 yaşını tamamlamış olacak ancak 18 yaşını doldurmamış olacak çocuklara genç işçi denir. Tamamlamış karışıyor. 15 yaşını tamamlayacak, 16'sından gün alacak. 18 yaşını doldurmayacak, 19'undan gün almamış olacak. 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklara genç işçi denir. 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilk öğretimi tamamlamamış çocuklara çocuk işçi denir. 14 yaşını bitirmiş, yani 15 yaşının içinde olacak bu çocuk. 14 yaşını bitirmiş, 15'inden gün almış, 15'inde ilerliyor ve 15 yaşını henüz doldurmadığı geçen o bir yıl içerisinde 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış, ilk öğretimini tamamlamamış çocuklara çocuk işçi denir.